Ergon İnşaat Kurtköy'de 5. projesinin lansmanı bugün gerçekleştirdi. Yanımızda Ergon İnşaat kurucu ortağı Emre Maraşlı var. Emre Bey hayırlı olsun. Ergon Premium projenizi bugün lansmanını gerçekleştirdiniz. Kurtköy'ün 5. projesi. Bölgenin de güzel kaliteli projeleri üreten firmalarının başında geliyorsunuz. Biraz projeden sizden bilgi alalım. Teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim lansmanımıza ayrıca da. Projemiz Ergon Premium Residence projesi. Kurtköy'ün tam merkezinde Ankara Caddesi'nde ve Teknopark'ın yanı başında bulunuyor. 284 adet konut bulunuyor. 178 tane 1+1, 88 tane 2+1 ve 3+1 ve 4+1'lerden oluşuyor. Ön tarafında ve arka tarafında ikisinde de ticari üniteler var. Residence şeklinde tasarladık. Tasarlamadan önce buradanolsun.com sitesinden insanlara sorduk. Ona göre tasarladık. Sosyal tesisleri, çok hoş sosyal tesisleri oldu. Neler oluyor peki burada? Sosyal tesislerini mesela işte kapalı havuz, açık havuzdansa biraz kapalı havuz istediler 12 ay girebilmek için. İşte saunalar ve hamamlar yabancı pilotlarla yaptığımız görüşmelerde çok hayran olduklarını belirttiler. İşte Türk hamamlarının işte olmaz, mutlaka olmaz. Yapalım. Evet, kiracıların büyük bir çoğunluğu öyle olacak çünkü yatırımcılarımızın, kiracılarının. Teknopark'taki mühendisler müzik odaları istediler. İşte solo şeklinde veya grup şeklinde çalışabilecekleri ses geçirmeyen stüdyolar istediler. Bunları yaptık. Onun dışında zaten site biraz canlı olacak. Çok merkezi bir noktada olduğu için ortasında böyle bir hareketli bir alan, kafeterya vesaire, fitness salonu, reformer odaları vesaire, bunları tam anlatmaya gerek yok tabii. Biraz kalabalık. Böyle. Evet, ön talep süreci yaşadınız. Bu dönemde nasıl bir talep aldınız projeye? Aslında lansmansız bir satış oldu gibi. %30 kadarını sattık. Gerçekten. Ama tabii lansmana çıktık. Yine o fırsatlar devam ediyor. Nedir bu fırsatlar lansmana özel? Biraz hatta genişlettik. Peşinatı erteleme imkanı koyduk. Çünkü şu anda krediler bizce çok uygun faizlerde. Bir daha bu kredileri bulamayız. Mesela %20 peşinatınızı teslim erteleyebilirsiniz seneye. Bir yıl sonra da teslim galiba. Evet, bir yıl sonra teslim. Kaba inşaatı %75 seviyesinde şu anda çünkü. Veya %40 peşinatınızı 2 yıl vadeye yayabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Böyle opsiyonlar var yani. Aylık ödemesi 1910 TL'ye bu evi alabiliyorsunuz. Kenarda biraz bir daire. Evet, kenarda birikmişsiniz. Bir de böyle her sene gelen priminiz varsa, beyaz yakalılara özel tasarladık zaten bu projeyi. Kaçtan başlıyor fiyatlar? 315 bin TL'den başlıyor. 1 milyon 100 bin liraya kadar gidiyor. 4+1 büyük metrekarelere kadar. İki etapta 1+1 ve 2+1 dairede satışa çıkıyorsunuz galiba. Evet, 3+1 ve 2+1 daha sonra satışa çıkacak. Projenin diğer bölümünde yer alacak. Diğer bölümünde satışa çıkacak. Peki, metrekare fiyatı olarak Kurtköy'ün ortalamasının neresindesiniz? Bir %15 kadar üstünde oluruz tahminen Kurtköy ortalamasının. Çünkü Kurtköy'ün en merkezi noktasındayız. Yani hem de bir de girişindeyiz. Yani en prestijli caddesi hem de girişinde. Bölge çok kıymetli. Biz arsayı da alırken çok fedakarlıkta bulunduk. Ama tabii ona rağmen talep diğer projelerin benzeri dairelerinden çok daha fazla. Çünkü ederi varsa insanlar bunu almak istiyor. Peki, 5. projeyi geliştiriyorsunuz Kurtköy'de. Evet. Bundan önceki projeleriniz, en çok proje geliştiren inşaat firmasınız. Kurtköy'deki, evet. Daha önceki projelerinizdeki prim potansiyeli nasıl gerçekleşti? Buna dayanarak bu proje için ne söyleyebilirsiniz? Bu son kriz dönemlerinde, 2016 yılında mesela bence %0 konuttaki artış. Yani her ne kadar fazla veya %10'larda kalmıştır. Ama her sene bir %30-35'imiz oluyordu. Ortalamada en kötü %25 değerleniyor Kurtköy'de mutlaka. Yani sektörde biliyorsunuz %20'lerde en kötü, sektör genelinden %5 fazla değerleniyor Kurtköy ortalama. Uzun vadede? Uzun vadede, evet. Daha avantajlı olabilecek sanırım. Tabii yani bizim senede %50 değerlendiği yıllar da oldu. Biz açıkçası bu yıl piyasa birden rahatlarsa, yani bir değişiklikle, bir uzlaşma ortamıyla çok zor görünüyor ama biz bu sene %50 bir zam gelebileceğini düşünüyoruz. Türk lirasının tabii biraz Türk lirasının değeri düşebilir. Kurtköy'de fiyatlara zam gelebilir diye düşünüyoruz. Epeydir erteleniyor çünkü. O zaman Kurtköy'de fiyatlar %50 artacak mı diyorsunuz yakın zamanda? Yani
maksimum o rakama kadar artabilir. Yani işte bizim 2012'de başımıza gelen şey olursa, birden teknopark açılmıştı. Şimdi işte bütün etapları yapılıyor. Mesela şimdi de böyle bir siyasal bir uzlaşma ortamı, Suriye barışı, ikisi birlikte olursa kimse ev alamaz artık. Evet. Tabii. Konut anlamında sıkıntılı bir dönem. Bu sefer siyasal tabii, hani ihtiyacımız. Peki bu 240 ay vadeli konut satışı ile ilgili, biliyorsunuz son dönemde emlak konutun başlamış olduğu bir kampanya var. Bu konuyla ilgili katılımınız olacak mı? Sizin görüşleriniz ne şekilde? Emlak konut çalışkan bir kurum. Yani hiç yerinde durmuyor. Hani diyor ki işte hem alıcı için hem müteahhit için, yani bir kampanyalar yapayım, bu iş sistemi çalıştırayım. İyi niyetli bir yaklaşım, değişik algıları olan bir yaklaşım ama pratiği yok. Gerçeğe gelelim. 100 bin liranın 10 yıl vadeli ödemesi 1400 TL'dir. 20 yıl vadeli ödemesi 1250 TL'dir. 150 TL var. Siz bunun için bir 10 yıl daha öder misiniz? Olacak iş değil. Yani 150 TL daha. Ben hep söylüyorum, sigarayı bırak veya günde bir paket içiyorsan sigarayı yarıya indir. Ayda 150 TL tasarruf ediyorsun. 10 yılda kredin erken biter. Yani 240 ayı gerçekçi bulmuyorsunuz. Yok, gerçekçi bulmuyorum ama ofislere insanlar gidecektir 240 ay diye, 120 aylık paketleri alıp çıkacaktır. Satış. Bence biraz satış tekniği veya pazarlama kampanyası gibi olmuş. Yani hiçbir kurum tabii bunu yapmıyor. Bunu takdir etmek lazım. Onun heveslerini kırmamak lazım. Bütün kurumlar oturmuş yerinde işte rüzgarın esmesini bekliyor. Bu insanlar rüzgar estiren insanlar. Teşekkürlerimizi sunuyoruz ama gerçekte bir pratiği yoktur. Evet. Peki bölgede başka yeni projeleriniz olacak mı? Var. Bir tane daha var. Sahibine mi seslensem buradan? Anlaşma aşamasındayız. Evet, Eylül ayına veya işte Temmuz ayına başlayabilir. Biz de size bol şans diliyoruz o zaman bu anlaşmanızda. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler.